Başkentin göbeğinde yol ortasındaki çukuru belediye onarmadı, herhangi bir uyarı da yapmadı. Hal böyle olunca sürücüler o çukura arka arkaya düştü. Sabah mesai telaşındaki 30'a yakın sürücü için lastik değiştirme mesaisi başladı. Oraya giren herkesin tekeri çantı parçalandı. Kaçıncı oldu bu değiştirdiğiniz? 12. araba. Sabah sabah mesaiye giderken kabusu yaşadılar. Kendisi değiştiremeyen lastikçiye sığındı. Yol ortasındaki çukura düşen bir daha çıkamadı. Araçların lastikleri patladı, jantları kırıldı. Bir sol şeritten kurtaran kurtardı. Sağ şeritten giden herkesin lastiği yarıldı. Çok derin bir çukurdu. Bizim buraya geldiğimizde 12 araba var. Daha sonrasında 15-16 araba oldu burada. Belediye ekipleri şimdi buradalar ama yaklaşık bir saat önce o çalışmanın olduğu yerde dev bir çukur vardı ve Zirve Caddesi'ne girenler tam anlamıyla çıkamadı. Kimi 4 lastiğini, kimi 2 lastiğini yardı. Örneğin bu arabanın 2 lastiği birden patladı. Yol yardımı çağırdık. Yol yardım geliyor. Bayağıdır duruyor muydu orası öyle? Evet, bayağıdır duruyordu. Üstelik iddialara göre tehlike uzun süredir oradaydı. Aylardır ne bir önlem alındı ne de çukur tam anlamıyla kapatıldı. Siz kendiniz değiştiriyorsunuz lastiği. Evet. Yoruldunuz mu? Tabii. Çok sonuçta sürekli antrenman yapmıyoruz böyle lastik değiştirmek için. O dev çukur işte tam bu noktadaydı. Aslında burası daha önce yama yapılmıştı ama dün gece yağan yağmurla o dev çukur tekrar ortaya çıktı. Sağ şeritte ilerleyen arabalar bu çukura düşmekten kurtulamadı. Solda giden sürücülerse biraz daha şanslıydı. Çukur oldukça keskindi ve tekerlerin ikisini parçaladı. Yani girip altını da vurdum zaten. Ya öğretmenim öğrencilerini bekliyor şu an. Yapacak bir şey yok. Kimi işine geç kaldı, kimi de okula gitmek için yola çıkmıştı. İşte o çukura düşen bir başka araç, bunun da iki lastiği birden patladı ve şimdi buraya çekici geldi. Çekici yardımıyla buradan kaldırılıyor. Yani... Ya yavaşlamaya çalıştık ama mecburen sola da kıramayınca araç da vardı. Girmek zorunda kaldık. Sabah saatlerinde kabus yaşayan sürücüler lastik değiştirdikten sonra yollarına devam etti. 30 arabanın lastiğini yaran çukur neyse ki bir başka kazaya neden olmadı.